Haşar Elektrik kanalından herkese merhaba. Bugün elektronik komponentlerin en önemlisi ve tüm elektronik devrelerde yerini almış olan direnç, diğer adıyla rezistör hakkında konuşacağız. Öncelikli olarak direnç nedir? Direnç, bir devrede gerilimi düşürmeye yarayan, gerilimi paylaştığımız bir devre elemanıdır. Diğer tabirle akıma karşı direnç gösteren devre elemanıdır da diyebiliriz. Elektrik formüllerinde R harfi ile sembolize edilmektedir. Birimi ise ohm'dur. Örnekle açıklayacak olursak, 12 voltluk bir güç kaynağı ile 3 voltluk bir ledi yapmak istiyorsak eğer, 9 voltluk fazladan olan gerilime karşı bir dirence ihtiyaç duyarız. Dirençler voltajı tutarak devremizde enerji kaybına sebep olurlar ve ledin gerilim kaynağı olan 3 volta düşürmek için bir direnç oluştururlar. Bu enerjiyi ve bu arada bir enerji açığa çıkar. Bu enerjiyi de dışarıya ısı olarak verirler ve cihazlarda ısınmaya neden olur. Ohm kanunu nedir? Ohm kanunu okullarda görmüş olduğumuz meşhur vır yani V eşittir I çarpı R ile ifade edilen bir formüldür. Burada V voltaj, I akım, R ise direnç olarak ifade edilmektedir. Ohm kanunu George Simon Ohm tarafından 1927 yılında bulunmuş ve bu yasaya ve bu direncin birimine bu sebeple Ohm kanunu denilmektedir. Ohm kanunuyla ilgili formülleri şu şekilde görebiliriz. V eşittir I çarpı R yani vır. I eşittir V bölü R. Şuradan I eşittir V bölü R. R eşittir V bölü I şeklinde görebiliriz. Kaç ohm direnç kullanmalıyım sorusu. Direnç hesaplamayı bilmeyenler için oldukça problemdir. Ancak direnç hesaplama işi oldukça kolaydır. Örnek olarak tek bir led yakacağımızı düşündüğümüz zaman belli bir besleme gerilimimiz mevcut. Ledin belli bir gerilim altında yanma durumu belli. Bunların katalog değerleri vardır. Örnek veriyorum. 5 voltla değer 5 voltla eğer ki bu led yanıyorsa 5 voltun haricinde bir değer verdiğimiz zaman bu led yanmayacaktır veya daha düşük 4 voltlarda verdiğimiz zaman ledin aydınlanma değerleri daha kötü olacaktır. Daha fazla bir gerilim verdiğimiz zaman cihazın üzerinden geçen akım değeri fazla olacağından kaynaklı cihazın yanma durumu oluşacaktır. Bu durumların yaşanmaması için fazla olan besleme voltajının düşürülmesi adına bir direnç oluşturulur ve bir devreye direnç konulması gerekmektedir. Şimdi direncin hesaplama formülü şu şekildedir. Direnç, besleme voltajımız eksi ledin voltajı yani besleme eksi ledin voltajı örnek veriyorum 9 volt 3 volt buysa 9 eksi 3 volt bölü ledin akımı. Ledin akımı da aynı şekilde ledin katalog değerlerinde verilmektedir. Örnek olarak şöyle diyebiliriz. 12 voltluk bir güç kaynağımız olduğunu düşünelim ve bu güç kaynağımızın da 3 voltluk bir ledi beslemesi ve gerektiğini düşünelim. Tabii bu ledimizin akım değeri ise 0,02 ampermiş. Biz bu ledi yakabilmemiz için devrede kaç ohmluk bir direnç kullanmamız gerektiğini nasıl hesaplarız? Formülümüzü uygularsak burada formülümüz direnç eşittir besleme voltajı eksi ledin voltajı bölü led akımı şeklinde demiştik. Direncimiz bilmiyoruz. Direnç eşittir 12 eksi 3 bölü 0,02. Buradan 9 bölü 0,02 450 ohmluk bir dirence değeri hesaplamış oluyoruz. Yani benim 12 voltluk bir güç kaynağı ile 3 volt ve 0,02 amper değerlerine sahip olan bir ledi yakabilmemiz için devrede 450 ohmluk bir direnç kullanmamız gerektiğini görmüş oluyoruz. Direncin watt değeri ise W direncin üzerindeki voltaj çarpı akım. Ya akım bu da ayrıyeten güç formülümüzdür. P eşittir V çarpı I'dan gelmektedir.
Direnç okuma nasıl yapılır? Direncimizin ekranda da görüldüğü üzere direncimizde üzerlerinde belli bir renk kodları bulunmaktadır. Bu direncimizin bir rengi gümüş ve altın renginde genellikle olmakta ve bu bizim tolerans değerimizdir. Direnci önümüze aldığımız zaman bu tolerans değerinin sola doğru, sağa doğru konumlandırıldığında sağdan başladığımızda ilk tolerans değeri, ikincisi çarpan değeri, üçüncüsü normal sayı olarak yazarız, dördüncüsü de sayı olarak yazarız, beşincisini de sayı olarak yazıp belli bir direnç değerimizin hesaplamasını yapabilmekteyiz. Şimdi buradaki örnek olarak direncimizi inceleyecek olursak, şimdi burada direncimizin en sağ tarafında altın rengimiz var. Direncimizi sağ tarafımıza aldık. Bu altın rengimiz tolerans değerimiz olmuş oldu bizim. Daha sonra onun yanındaki bulunan kahverengi, bu bizim çarpanımız oldu. Onun yanındaki kırmızı sayı olarak yazılır. Bu da kırmızı, bu da sayı olarak yazılır. Ve değerimizi o şekilde hesaplamış oluruz. Şimdi yan taraftaki bu direnci hesabını yapalım. Şimdi son şeritte yer alan altın rengi bizim toleransımızdır. Buna tablodan bakacak olursak altın rengimizin toleransı %5'miş. Bunu yazdık kenara. %5 tolerans anlamına gelmekte. Sondan birinci şerit kahverengi. Bu sondan birinci şerit kahverengi olduğu için bunun çarpanı 10 üzeri 1'miş. Yani 10'muş. Bunu da yazdık. Daha sonra sondan ikinci şerit kırmızı. Tablodan yine bakalım. Sondan ikinci şeritimiz şu kırmızı. Bunun değeri kaçmış? 2. Bunu da yazdık. Sondan üçüncü şeridimiz yine kırmızı. Bunu da yazdık. Tablodan bakalım yine. Baktık sondan üçüncü şeridimiz 1, 2, ikinci şeridimiz pardon. O da aynı şekilde 2. 2'ye denk gelmekte. Yani ikisini yan yana yazdığımız zaman 22 çarpı 10 üzeri 1 10 üzeri 1 sondan üçüncü şeridimiz kırmızı bulunmakta. Bu da iki sayısına, iki değerine denk gelmektedir. Yani burada 22 çarpı 10 üzeri 1 artı eksi %5 tolerans olacak şekilde bu değerimiz, direncimiz okunmaktadır. Yani bu direncimiz bizim aslında 209 ile 231 ohm arasında bir değerdedir. Şimdi dirençlerimizi devrelerde paralel veya seri bağlantılı olarak görebilmekteyiz. Öncelikli olarak paralel devrelerdeki oluşan dirençlerin hesaplanması nasıl yapılır, bunlardan bahsedelim. Devrelerde bu şekilde direncimiz gözükmektedir. Dirençlerimiz R1, R2 tamamen burada gerilimlerimiz var. Tamamen birbirlerine paralel şekilde 1 bölü R eşittir. Yani R eş değer direnç demek. 1 bölü R1 artı, 1 bölü R2 artı, 1 bölü R3 artı sonsuza kadar bu şekilde gider. Ne kadar direnç varsa o kadar bu şekilde yazabiliriz. Kısaca iki tane direncin paralel olması durumunda R eş değer direnç eşittir R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 şeklinde hesaplamayı yapabiliriz. Örnek olarak bu paralel direncin hesabını 3 tane direnç olduğunu düşünürsek devrede 220 ohmluk 3 tane direncimiz devreye paralel bağlı ve bu devrenin eşdeğer direnç hesaplamasını nasıl yaparız? Formülümüz 1 bölü R eşdeğer eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3'tü. Buradan değerlerimizi yerine yazacak olursak R1 yerine 220, R2 yerine 220, R3 yerine 220 yazacak olursak tamamen 1 bölü R eş değer direnç eşittir 3 bölü 220 olacaktır. Buradan 1 bölü R eş eşittir 1 bölü 73,33 olacaktır ve R eş değer direnç 73,33 ohm olarak bulunacaktır. Tabi bunda tolerans değerlerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Tolerans değerlerini de hesap
Seri olan dirençlerin bağlantıları ise devrelerde karşımıza şu şekilde gelmektedir. R1, R2 yani peşi peşi ardı ardına gelen dirençler olarak adlandırabiliriz. Bunların formülü ise R eş değer direnç eşittir. R1 artı R2 artı R3 yani kaç tane direncimiz varsa bu dirençleri toplayarak biz eş değer direnci hesaplamış oluruz. Örnek olarak bir seri bağlı direncin hesaplaması nasıl yapılır ona bakalım. Şimdi burada belli bir elektrik devremiz var. Gerilimlerimiz mevcut. 3 tane direncimiz birbirine seri olduğunu görüyoruz. 220 ohmluk 3 tane direncimiz birbirine seri olarak bağlı. Formülümüz R eşdeğer direnç eşittir. R1 artı R2 artı R3'tü. Buradan değerleri yerine yazdığımız zaman R eşdeğer direncin 660 ohma eşit olduğunu görmekteyiz. Bu yapmış olduğumuz devreleri aynı şekilde uygulama üzerinde sizlere göstereceğiz. Şimdi de elektronik devrelerde breadboard üzerinde bu yapmış olduğumuz direncin hem seri hem paralel bağlantı durumlarını ve direnç okumaları ile alakalı burada da uygulamalı bir şekilde görelim. Öncelikli olarak breadboard nedir? Breadboard elektronik devrelerde tasarımdan önce kontrolleri sağlamaya yarayan bir ekipmandır. Bu breadboard'u ileriki yayınlarımızda detaylı olarak inceleyeceğiz. Şu an devremiz üzerinde, breadboard'umuz üzerinde hem seri hem de paralel bağlı iki tane devremiz mevcut. Bu sağ taraftakiler gösterdiğim, bunlar paralel bağlı. Sol taraftakiler ise seri bağlı dirençlerimiz. Şimdi dirençlerimizi yakınlaştıracak olursak, dirençlerimizde en sol tarafta gözüktüğü üzere altın, yanında siyah, onun yanında kırmızı ve onun yanında kırmızı bulunmaktadır. Şöyle alacak olursak, en sağ tarafta tolerans değerimiz altın, yanında siyah, onun yanında kırmızı ve onun yanında kırmızı bulunmaktadır. Bu direncimizi tablodan baktığımız zaman, hesaplamalarını yaptığımız zaman 220 ohm dirence denk gelmektedir. Tabi bunun tolerans değeri de mevcuttur. Şimdi bu değer devremizi bir hesaplayalım. Ölçü aletimizle beraber. Şimdi şöyle bir direncimizi hesapladığımız zaman yaklaşık olarak 214 ohma denk gelmekte. Ve bu seri devremizi hesapladığımız zaman tamamen 647 ohma, 646 ohma denk gelmekte. Yani 3 tane direncimiz mevcut. R eş, R1, R2, R3 şeklinde olduğu zaman 220 artı 220 artı 220, 660 kilo ohma denk gelmesi gerekmekte ve yaklaşık da değerimiz 647-646 tolerans değerleriyle birlikte sağlamaktadır. Paralel devreye baktığımız zaman yine aynı şekilde burada da 220 ohmluk dirençlerimiz bulunmakta. Bunların hepsi birbirine şu an paralel bağlantılı ve bunların yaklaşık olarak değeri de 773,33 kilo ohm. Formüllerden hesapladığımız zaman 1 bölü R eş eşittir. R1 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 yani 3 bölü 220'den yaklaşık olarak 73,33 olması gerekirken değerimiz 0,71 yani aslında 73 kilo ohma 72,1 kilo ohm tolerans değerleri aralığında sağlamaktadır. Dirençler devrede bu şekilde kullanılmaktadır. Direnç hesaplamaları da bu şekilde yapılmaktadır. İleriki günlerde, ileriki yayınlarımızda görüşmek dileğiyle.